Merhaba, bugün istiridye mantarı kavurması yapacağım. Bunun için mantarlarımı güzelce yıkadım. Yalnız yıkarken çok hızlı olmalısınız. Bu da aynı kültür mantarı gibi çünkü çok hızlı su çekiyor içerisine. Bunun için mantarları böyle ince uzun doğruyorum. Fakat şu köklerini çok sert oluyor çünkü pişmiyor. O kısmı ayırıyorum. İnce uzun güzelce doğrayacağım hepsini. Mantarları doğradım böyle ince ince. Bunlar da kök kısımları. Onları ayırıp atıyoruz. Şimdi iyice ısıttığım tavaya mantarları koyacağım. Tava iyice ısındı. İyice ısınan tavama bir yemek kaşığı tereyağı ve sıvı yağ, ister zeytinyağı, ister çiçek yağı, istediğinizi koyabilirsiniz burada. Yağı da fazla yakmadan hemen mantarları içine atıyorum. Mantarlar suyunu salıp çekinceye kadar güzelce orta ateşte kavura kavura pişireceğim. Aslında bu mantarın içerisine soğan falan da koyuyorlar, biber. Ama ben onları denedim ama çok yakıştıramadım. Yani en güzel böyle sade kavurması. Bir pilavın yanına bu ya da bulgur, pirinç ya da makarnanın yanına en güzel bu şekilde yakışıyor. O yüzden sade kavuruyorum. Mantar iyice altı açık ve kaynadı. Şu an suyunu saldı. Suyunu çekene kadar pişireceğiz orta ateşte. Şu an ben tuzunu atacağım birazdan içerisine. Tuzunu da atıp yavaş yavaş pişireceğim böyle. Mantarımız iyice suyunu çekti. Tuzunu atmıştım zaten daha önceden. Şimdi kırmızı biber, kekik, kimyon ve karabiber ilave ettim. 2 dakikada bu şekil kavuracağım. Biraz baharatlarını çektim. Mantar gayet güzel pişti. Hafif de böyle suyunu çektikten sonra pembeleştirdim biraz. Mantarı servis tabağına aldım. Son hali bu şekilde. Yapanlara afiyet olsun. Gerçekten makarnanın, pilavın her şeyin yanına gidebilecek çok lezzetli bir yemek.